İktidar Partisi Adalet ve Kalkınma Partisinin teklifimizi incelediği ve buna göre bir e, aksiyon alacağı ifade edildi. Tabii bu çok normal. Adalet ve Kalkınma Partisi bu teklifi incelemelidir. Çok uzun yıllardır sağlık meslek örgütlerinin, meslek odalarının, sağlık alanında örgütlü sendikaların ifade ettiği ve tam kanunlaşacakken son anda metinlerden çıkarılan bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Meclisin bu konuda artık bir mazereti yok. Bunun inceleneceğini ve çağrı yapıldıktan sonra da toplantıya milletvekillerinin katılacağını ümit ediyoruz. Ama tabii meselelere tamamen etki tepki üzerinden bakan bu kadar gözyaşı, bu kadar kan, bu kadar üzüntü varken kendi kindar gündemi dışında başka bir gündemi olmayan bir parti var. Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Erkan Akçay demiş ki siyasi istismar konusudur. Bu görüşmeleri 1 Ekim'den sonra yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi Türk Tabipleri Birliği'nin peşine takılmıştır, vagonu olmuştur. Bir kere birileri doğruyu söylüyorsa siz sözün içeriğine bakacaksınız. Kimden geldiğine bakmayacaksınız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne önce onu tavsiye ederiz. Türk Tabipleri Birliği Konya'daki cinayet işlenmeden üç gün önce bütün parti gruplarına gönderdiği yazısıyla sağlık hizmetinin sunulduğu yerlere aynen mahkeme salonlarında olduğu gibi silahla girmek yasak olsun. Ne polis ne jandarma ne özel güvenlik sağlık hizmetinin sunulduğu yerlere silahsız girsin dedi mi? dedi. Bu talep eğer kanunlaşmış olsa o cinayet işlenecek mi, işlenmeyecek? Demek ki doğru bir talep. Siz buna hemen kategorik olarak TTB'den geliyor. Genel başkanımız haftada iki gün TTB kapatılsın çağrısı yapıyor. O yüzden biz buna karşıyız. Şanlıurfa'da yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olay. Ambulansın içindeki sağlık çalışanı bir trafik kazasına müdahale ediyor ve o müdahale sırasında kendisi saldırıya uğruyor, darp ediliyor. Ve Erkan Akçay'ın içi rahat olsun, bir Ekim'e kadar beklesinler, bir Ekim'e kadar darp edilmeler devam etsin. Sağlıkta şiddet devam etsin. Cinayetler devam etsin. Çünkü Devlet Bahçeli TTB kapatılsın istiyor. Sayın Yılmaz Tuş takdir meclis başkanımızın demiş. Burada bir düzeltmeye ihtiyaç var. Anayasa ve üç düzük meclis başkanımıza burada takdir alanı bırakmıyor. Bıraktığı alan toplantının günü ve saati konusundadır. Ve bir haftayı geçmesi, geçmeyecek şekildedir. Conk bayırında ölmeyi göze alan Mustafa Kemal. Diyor ki benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak diyor. S-400'ler dünyanın en pahalı urdası olarak hangarda. F-35'ler koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni çarptı adamlar. Ortak olduğumuz projeden kedi yavrusunu kapı önüne koyar gibi koydular bizi. Gıkınız çıkmadı. Yazıklar olsun böyle dış politika. KYK borçları kalktı. Bütün üniversite öğrencileri tweet attı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Biz teşekkür ediyoruz gençlere. Muhalefetten ümidi kesmeyip, demokrasiden ümidi kesmeyip bu iktidara bunu siz yaptırırsınız deyip bizim sözümüze değer verdikleri için teşekkür ediyoruz. Biz bizden ümidi kesmeyenlere, Türkiye'den ümidi kesmeyenlere teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. Ya yaptıracağız seçime kadar yapmadıklarını seçimden sonra en kısa sürede bir ayda üç ayda tıkır tıkır yapacağız. Eksik yaptıklarını da tamamına erdireceğiz.